Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 7. sınıf 2. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmasıyla karşınızdayım. Dilerseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Yine kazanımlardan hareket ederek hazırladığım sorulara geçelim. Burada ne diyor? Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Sözlükle anlamla alakalı bir soru. Özlülük, zorunluluk sadece edebiyat sahasında kullanılması gereken bir olgu değildir. Resim ve müzik gibi özgünlülüğü, orijinallik temel alan etkinlikler içinde geçerliliğini koruyan bir kavramdır. Eserin içine işlenen motifler özellik kazandıran öğe. Derinliği temel alsa da içerikleri mümkün olduğunca sadeleştirilmelidir. Eser bu şekilde güçlü bir yetkinliğe, olgunluğa ulaşmış değil mi? Yetkinliğe erişebilir diyor. Özgürlük zorunluluk mu? Özgünlük orijinallik mi? Motif özellik kazandırılan öge mi? Yetkinlik olgunluğa ulaşmak mı? Sevgili arkadaşlar evet yetkinlik olgunluğa ulaşmaktır. Motif özellik kazandırılan ögedir. Özgünlük orijinalliktir ama özlülük zorunluluk değildir. Özlülük nedir sevgili arkadaşlar? Az şeyle çok anlamı e, okuyucuya, karşıdaki kişiye anlatmamızı e, sağlayan bir özelliktir özcülük sevgili arkadaşlar. Burada özlülük zorunluluk olmaz. O yüzden uyuşmayan seçeneği bulduk. A seçeneği Evet. Sevgili arkadaşlarım, bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder diyor kazanımımız. Yine bağlamdan hareket ediyorsunuz. Kelime ve kelime gruplarının anlamlarını bulmaya çalışıyorsunuz. Bağlamdan hareket ediyorsunuz. Kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Yani sözcükte anlamla alakalı bir soru. Kurutmak, hava ve derin sözcüklerinin anlamları verilmiş. Kurutmak zayıflatmak hava tarz derin yoğun anlamında kullanılacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurutmak hava derin sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır diyor. Pazarda satmak için kuruttuğu çiçekleri bakın kurutmak. Burada zayıflatmak anlamında kullanılmamış burada. Değil mi? Tazeliğini kaybediyor burada kurumakta, değil mi? O zaman bir eledik burayı. Klan için ellerinden dökülen uzun havalar burada dökülen uzun hava derken uzun hava yani uzun e, hava yani ses değil mi? Melodi. Burada taz anlamında kullanılmamış. Bunu da eledik. Bu soğuk havada derin kuyuya düşen ceylanı kurtaran köylüler hayvanı kurutmak için iyice sarıp sarmaladı. E şimdi kurutmak burada zayıflatmak manasında kullanılmamış. İşte üzerindeki e, ıslaklığı alıyorsunuz değil mi kurutarak. E burada bunu da elemiş olduk net bir şekilde. D seçeneğine geçtik. Eserlerindeki havayı derin bir güzellik çerçevesiyle canlandırma işini boşlaması, dizelerden dökülen manayı bence iyice kurutmuş. Eserlerindeki havayı derken bu şiir olabilir, roman olabilir, hikaye olabilir, bir tiyatro metni olabilir, fark etmez. Eserlerindeki havayı, yani eserlerindeki edebi havayı, yani eserlerindeki edebi tarzı. Burada tarz sözcüğüyle hava sözcüğü eşleşti. Derin bir güzellik, derinlik, evet, yoğunluk. Bir güzellik çerçevesiyle canlandırma işinin boşlaması, dizelerden dökülen manayı bence iyice kurutmuş. İyice kurutmuş derken mecaz anlamda anlamı zayıflatmış anlamında kullanılmış. Doğru cevabımız D seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda ne diyor? Aşağıdaki deyimlerden hangisi yukarıdaki açıklamalarla eşleştiğinden dışta kalır? Yani deyim ve atasözleri ile ilgili bir soru. Burada deyim hazinizi deyim hafızanızı genişletmek için böyle bir soru hazırladım sevgili arkadaşlar. Deyimleri verdim, açıklamaları verdim. Birlikte bunu ne yapacağız? Eşleştirmeye çalışacağız. Evet yaptığı işte kusuru olmadığını kesin olarak bilmek açıklaması. Bakalım hangi deyimin karşılığı? Abdestinden şüphesi olmamak, baklayı ağzından çıkarmak, ağzında sakız gibi çiğnemek, bahtına küsmek. Evet burada yaptığı işte kusuru olmadığını kesin olarak biliyor. Evet abdestinden şüphesi yok. Açık söylemekten kaçındığı bir sorunu sonunda açıklamak. Yani sonunda ne yaptınız? Baklayı ağzından çıkardın değil mi? Burada da ikinci açıklamanın karşılığını da bulduk. Bir söz veya düşünceyi sık sık tekrarlayıp durmak, yani ağzında sakız gibi çiğnemek. Evet, bunun da açıklamasını burada yakaladık. Bahtına küsmek deyiminin açıklaması burada yok. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak sevgili arkadaşlarım. Evet, metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir diyor kazanım. Bakalım bize bu kazanımla ilgili nasıl bir soru gelmiş, numaralanmış cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadeleri hangi amaçla kullanılmıştır yazınız diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi geçiş ve bağlantı ifadelerini burada bulmaya çalışalım. Edebiyatta geleneksel unsurlar daha çok önemseniyor ama bu durum özgünlüğü de Baltalıyor bakın burada bir Ama bağlacı kullanılmış net Özgünlüğü de baltalıyor burada da bir Bağlaç kullanılmış insanların duygusal dünyalarını besleyen sanat ürünlerine ilgi duyarım Özellikle de Şiir türünü kendime yakın hissederim Şimdi birinci cümlede Sevgili arkadaşlar edebiyatta geleneksel unsurlar daha çok önemseniyor ama Bakın buraya kadar bir düşünce Çizgisi var. Amadan sonra bu düşünce çizgisinin yönü değişmiş oluyor. Bu durum özgünlüğü de baltalıyor diyor. Buradaki düşüncenin yönünü değiştiriyor, değil mi buradaki bağlaç? Düşüncenin yönünü değiştirdi burada. İkinciye bakalım. İnsanların duygusal dünyalarını besleyen sanat ürünlerine ilgi duyarım. Özellikle de ya birinci şuraya kadar geldik. Ürünlere ilgi duyarım dedi. İlgi duydunuz özellikle de diyorsunuz sanki açıklıyorsunuz değil mi? Açıklama isteği duyuyorsun. Özellikle de yani insanların duygusal dünyalarını besleyen sanat ürünlerine ilgi duyarım. Özellikle de şiir türünü kendime yakın hissederim. İlgi duyuyorum ve ilgi duymamı açıklıyorum. Neyle İşte şiir türünü kendime yakın hissederim? İkincisinde de açıklayıcı bir özellikte kullanılmış sevgili arkadaşlar. Birinci cümlede. Düşüncenin yönünü değiştiriyor. İkinci cümlede de sevgili arkadaşlar verilen anlamı açıklıyor. Geçelim diğer sorumuza sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Oluş fiili kullanılmıştır. Oluş fiili belli bir zaman aralığı içinde gerçekleşen fiiller olarak karşımıza çıkıyor. Fiillerin anlam özelliklerini fark ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Onu hatırlamaya çalışacağız sevgili arkadaşlar bu soruda. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde oluş fiili kullanılmıştır diyor. Öğretmenimiz bize güzel bir hikaye okudu. Okudu, değil mi? Burada yok. Dün akşam erkenden uyudum. Yok. Kimseye aldırmadan güldü. Yok. Ağustos güneşinde bütün çiçekler soldu. Çiçekler güneşin etkisiyle ne yapıyor? Belli bir zaman aralığında yavaş yavaş soluyor, değil mi? Yavaş yavaş işte paslanmak gibi, işte büyümek gibi, yaşlanmak gibi, değil mi? Bunlar hep oluş fiilleridir sevgili arkadaşlar. D seçeneğini bulduk. Doğru cevabımız D olacak. Soldu. Evet sevgili arkadaşlarım. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir çekim eki kullanılmıştır? Çekim ekleri neydi? Sözcüğün yapısını, sözcüğün anlamını değiştirmiyordu. Çekim eklerinin işlevini ayırt edeceğiz. Altı çizili sözcüklere bakalım. Bahçedeki çiçeği de kardeşim sulasın. Bana şu kalemi uzatır mısın? Arabanın kapısını açık bırakmış. Öğretmen yarın bize gelecekmiş. Şimdi Bahçedeki çiçeği kardeşim sulası neyi çiçeği? Bana şu kalemi uzatır mısın? Neyi uzatır mısın? Kalemi. Arabanın kapısını açık bırakmış. Neyi? Arabanın kapısını. Öğretmeni yarın bize gelecekmiş. Neyi? Bakın neyi sorusuna cevap vermedi. A, B ve C seçeneğinde neyi sorusuna cevap verdik? Değil mi? Burada sevgili arkadaşlar belirtme hali ekini bunları nesneleri ortaya çıkarttık. D seçeneğinde öğretmeni yarın bize gelecekmiş dediğinde öğretmeni onun öğretmeni iyilik 2'yi karşımıza çıkıyor. Diğerlerinden farklı olan 2'yi bulduk sevgili arkadaşlar D seçeneği. Evet, diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmıştır? Şimdi zarfların metin metnin anlamına olan e, katkısını açıklar diyor. Kazanımımız, babam bu sabah geldi, geldi. Ne zaman? Bu sabah. Burada zaman bildiriyor, değil mi? Okullar Haziran ayında kapanıyor. Ne zaman? Haziran ayında. Burada da zaman bildiriyor. Öğrenciler bizi din katiçe dinliyor dinlediği nasıl de mi nasıl sorusuna dikkatlice dinleme işinin nasıl yapıldığını hangi durumda yapıldığını bize burada dikkatlice zarfı veriyor. Eve gelir gelmez ödevini yaptı. Ne zaman gelir gelmez. Bakın burada zaman zarfı A seçeneği, B seçeneği ve D seçeneğinde zaman zarfı ama C seçeneğinde durum zarfı bize verilmiş sevgili arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geçelim. Sorumuz neymiş? Yukarıda verilen iki numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi? söylenir demiş. Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. Evet iki tane cümle verilmiş. Bu iki cümleyi okuyacağız ve bu iki cümleden hareket ederek bu iki cümlenin bağlam derinliklerinden hareket ederek bir ortak payda bulmaya çalışacağız. İşte bu ortak paydamızda neyimiz olacak? Elde ettiğimiz çıkarım olacak sevgili arkadaşlarım. Toplayıcılığı bırakıp buğday bitkisinin besleyiciliğini fark ederek onu tarım için kullanmayı öğrenen insanlık yeni bir dönem başladı. Buğday bitkisinin besleyiciliğini keşfeden insanlık için yeni bir dönem başlamış. Değil mi? Toplayıcılığı bırakıyor, buğday bitkisini besleyiciliğini fark ediyor ve insanlık için yeni bir dönem başlıyor. Burada bir, burada anlatılmak istenen düşünce bu. İkinci cümleye geçtik. Çoklu beslenme diyetini uzun süre önce terk eden insan tek yönlü ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye başladığından beri obeziteyle ile yüz yüze kaldı. Tek yönlü ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye başladığından beri obezite ile yüz yüze kaldı diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada olumlu bir durum var. Evet burada obezite ile yüz yüze kaldık. ...tek yönlü karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Burada da sanki olumsuz bir e, durum bize anlatılmaya çalışılıyor. Peki bu olumsuz durumu oluşturan şey ne? İnsanoğlunun toplayıcılığı bırakıp... ...buğday bitkisini, ekmeği, biçmeyi, ondan e, un üretmeyi... ...ürettiği undan ekmek yapmayı öğrenmesi. Değil mi? Bakın burada bir olumlu olay var. Bu olumlu olayın e, neden olduğu olumsuz bir durumu bize vermeye çalışmış. Bu çıkarıma ulaştık. Seçeneklere bakalım. Birinci cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir durumdan söz edilmektedir diyor. Çelişen durum yok. Birinci cümledeki olgunun bireye ne kadar fayda sağladığı açıklanmaktadır. Olgunun bireye ne kadar fayda sağladığı fayda ile alakalı bir şey yok diyor ki olumsuz bir durum ortaya çıkarılmış hatta. Birinci cümle belirtilen olgunun her birey için aynı düzeyde gerçekleşmediği burada bireyler üzerinde bir analiz yapılmamış. Öyle bir bilgi yok. Birinci cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir. Evet çok net bir şekilde D seçeneğine ulaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bu tür sorularda yapmanız gereken şey verilenleri iyi irdelemek. Verilenleri iyi analiz etmek. Cümlelerin içerikleri ne olursa olsun fark etmez. Bakın burada e, bilimsel bir bilgiden yola çıkarak tarihi bir bilgiden yola çıkarak e, bir çıkarım oluşturulmuş. İçeriklere baktığınız zaman, cümlelerin içeriklerine baktığınız zaman biraz daha bilimsel. Bu içerikler sanatsal içerikler de olabilir. Hiç fark etmez. Burada dikkat edeceğiniz nokta iki cümlenin neyi ifade etmeye çalıştığını o cümlelerdeki bağlam derinliğine odaklanarak yakalamaya çalışmak. Çünkü her cümlenin kendine has bir bağlam yapısı vardır. Bağlam derinliği vardır. İşte cümlelerin vermek istediği iletiler vardır. Bu iletilerin dışına çıkmadan o cümleyi iki cümleyi ne yapacaksınız? anlam derinliği üzerinden verilen işte kelimelerin kelime gruplarının anlam derinliklerinden hareket ederek ne yapacaksınız? E parçadan hareket edeceksiniz. Yavaş yavaş bütüne ulaşacaksınız ve her cümle bütünlüklerini karşılaştırmalı olarak irdeleyeceksiniz ve sonunda çıkarıma ulaşacaksınız. Yani anlama sevgili arkadaşlar analiz etmedir. Anlama bilgi parçacıklarını anlamlandırmadır. Anlama bilgiden hareket ederek deneyimleri ne yapmak? Ön hafızaya getirip orada istenen verilere ulaşmaktır anlama. İşte siz bu anlama derinliklerini, anlama bağlamını ne kadar tecrübeyle birleştirirseniz, ne kadar bu tarz sorular, bu tarz içerikler okumaya başlarsanız bu tarz soruları da o kadar hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet. Metindeki hikaye unsurlarını belirler diyor. Bir metnimiz var. Bir metindeki hikaye unsurları, hikayedeki yapı, yapısal unsurlar nedir onlar? Şahıs kadrosu, yer, zaman ve olay. İşte bunlar hikayedeki yapı unsurlarıdır. Burada da ben size bir hikaye metninden bir parça aldım ve bu hikaye metninde hareket ederek işte bu unsurları bulacağız. Varlık ve şahıs kadrosu. Yani olayı şekillendiren, olaya bir beden veren, olayın kıvrımlarını oluşturan yapıdır varlık ve şahıs kadrosu. Yer şahıs kadrosunun olayı yaşadığı mekanlardır. Zaman işte o olayın geçtiği zamandır, zaman aralıdır. İşte geçmiş olabilir, şimdi olabilir, gelecek olabilir fark etmez. Olay da sevgili arkadaşlar anlatılmak istenen işte duygusal yapıyı anladı verilmek istenen işte iletiyi içinde barındıran ve belli bir zaman ve belli bir olay aralığı içinde e, bazı e, varlıklar bu e, hayvan da olabilir, insan da olabilir fark etmez sevgili arkadaşlar. Eşya da olabilir hiç fark etmez bu artık yaratıcının e, o eseri yazarın o eseri nasıl biçimlendirmeye çalışmasıyla alakalıdır. İşte olayda e, nedir belli bir o olay çizgisinin o e, fiili yapının çerçevesidir sevgili arkadaşlar. Hemen okuyalım Salih efendi bu sabah erkenden kasabaya gitti torunları için defter alacaktı. İşini bitirdi. Bir derinin çay içecek vakti vardı. Kasaba meydanındaki kahveye oturdu. Kahvede çocukluk arkadaşı Muhsin Bey ile karşılaştı. İki eski dost görüştü. Eskilerden konuşmaya başladı. Evet burada varlık ve şahıs kadrosu Salih Efendi var. Sevgili arkadaşlar ve Muhsin Bey var değil mi? Bu iki karakter arasında bir olay gerçekleşmiş. Bunu bulduk. Yer nerede? Kasabaya gidiyor mekanımız ve kasabadaki değil mi? Kahve. Onu da bulduk. Zaman sabah değil mi burada? O gün içinde sabah zamanda bulduk. Olayımız ne? Salih Efendi ve Muhsin Bey'in karşılaşması. Kasaba meydanında karşılaşıyor. Kahvede ne yapıyorlar? Çay içmeye başlıyorlar ve çocukluk arkadaşı olduğu için iki eski dost çocukluk anılarından konuşmaya başlıyor. Olayı da burada bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. İşte ne yapacaksınız? Olayı yaşayan kişileri, olayın nerede gerçekleşti ve olayın hangi zaman aralığında gerçekleştiğini okunuz metnin içinde bu şekilde bulacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geçtik. Bu parçaya getirilecek uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Başlık sevgili arkadaşlar konuyla alakalıdır. İşte verilmek istenen mesajla alakalıdır. Yani başlık hem konuyu hem parçanın vermek istediği mesajı kapsamalıdır. Buna çok dikkat edin. Metnin içeriğine uygun başlık belirler diyor kazanım. Okuyalım bakalım sevgili arkadaşlar hemen. Roman yazmak bir beceri işidir. Gözlem yapma becerisi yüksek olan yazarlar asırlara meydan okuyan eserler yazabiliyor. Bir roman yazarının en büyük kaynağı gündelik hayattır. Gündelik hayat içinde yaşar, duygulanır, öfkelenir, sever ve üzülür insan. Yazarlar hayatı gözlemleyip ayrıntılı bir şekilde anlatmayı başardığı zaman ortaya kusursuz bir eser çıkabilir. Şimdi romanın tarihi gelişimi demiş. Burada romanın tarihi gelişimiyle ilgili bir bilgi yok. Roman mı karakter demiş? Yok ne yaptık? Eledik. Romanın besleyicisi, romanda olay örgüsü. Romanda olay örgüsü nedir, ne değildir? Bakın buna da ulaşamıyoruz. Şimdi A seçeneğini eledik, B seçeneğini eledik, D seçeneğini eledik. Romanın besleyicisi diyor. Bakın romanın besleyicisi. Diyor ki bir roman yazarının en büyük kaynağı gündelik hayattır. Değil mi? Roman yazmak bir beceri işidir. Gözlem yapma becerisi yüksek olan yazarlar asırlara meydan okuyan eserler yazabiliyor. Yani kaliteli bir roman yazmanın nasıl meydana geleceğini bize bu metin anlatmaya çalışıyor. Kaliteli bir romanın nasıl yazılacağını bize bu metin açık bir şekilde yansıtmış. Romanın besleyicisi ne olmalıdır? bence romanın besleyicisi evet gündelik hayat içinde ki yaşantılar olmalıdır diyor bu metin. Doğru cevabımız C seçeneği olacak sevgili arkadaşlarım. Evet. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen kurgusal bir unsur olarak gösterilemez demiş. Kurgusal unsur. Parçada kurgusal unsur ne demek? Şimdi bir metni oluştururken gerçeklikten faydalanabilirsiniz. Gerçekliği bırakıp hayal dünyanızdan yani kurgusal yapıdan faydalanabilirsiniz. Değil mi? Kurgu nedir? Yazarın zihin dünyasının, yazarın hayal dünyasının ürünüdür. Gerçeklik nedir sevgili arkadaşlar? İnsan zihninin dışında var olan dünyadır. Değil mi? Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları bulmaya çalışalım sevgili arkadaşlarım. Uzun süre konuşmadı Rafet. Gözleri gerçekleri fısıldıyordu. Ayağa kalktı, pencerenin kenarına doğru yürüdü. Yağmurun sesini dinledi. İçine bir kara bulut oturmuş, onu eziyordu. Kulaklarına doğru bir nehir gibi akan sessizlik büyük bir karamsarlığın göstergesiydi. Yalnız bir adamdı Rafet. Odaya girecek bir dost bekliyordu. Rafet demiş Metin. Gözlerin gerçekleri fısıldaması. Evet gözler gerçeği fısıldamaz. Değil mi? Burada ne yapılmış? Kurgusal bir yapı. Bir mecaz anlam sunulmuş okuyucuya. Şimdi burada bu örnek olarak gösterilir. Karakterin içine kara bulut oturması. Evet karakterin içine kara bir bulutun oturması. Evet burada da bir mecaz yapma e, unsuru ön plana çıkıyor. Burada da bir kurgusal ayrıntı görülüyor. Sessizliğin kulaklara doğru akması, evet sessizliğin kulaklara doğru akması da bir mecaz derinliktir, mecaz unsurdur ve yazarın hayal dünyasının, yazarın işte benzetme derinliğinin bir göstergesidir bu C seçeneği de bir dostun gelmesini beklemek bu evet gerçekten bir dostun gelmesini bekleyebilirsiniz bu kurgusal unsur olarak nitelendirilmez doğru cevabımız D seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar yazılı hazırlık çalışmamızı burada tamamladık. Umarım güzel notlar alırsınız. Bir sonraki yazılı hazırlık çalışmasında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.